Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye analitik geometri serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda dönüşüm geometrisi ile ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz? Oyalanmayın. İlk önce videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 4 numaralı PDF'i indirin. Kendiniz çözün. Sonra çözümler için yine direkt videoya gelmeyin. İlk başta 4.1 numaralı PDF'i açıp oradan çözümleri kontrol edin. Bazen çözümleri böyle e, karışık yazabiliyorum. Orada da anlayamadığınız durumlar varsa videodaki o soruyla ilgili dakikaya gelip oradan çözüme de bakabilirsiniz ve 2 dakikada böylelikle o soruyu da halletmiş olursunuz. Tamam. Önceliğiniz bu olsun. Videoyla zaman kaybetmenizi istemiyorum. Evet gençler çok güzel sorular var. Yine ÖSYM coşmuş yani burada döktürmüş gerçekten. Güzel dönüşümlerle ilgili sorularla karşılaşacaksınız biraz sonra. Lafı çok fazla uzatmayalım isterseniz çözümlere başlayalım. Şimdi 2012 YGS sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. 2012 YGS sorusu şöyle bir soru. Altıgenle alakalı bir soru. Dik koordinat düzleminde merkezi O noktasında olan ABC DEF düzgün altıgeni verilmiştir. Altıgen merkezi etrafında saat yönünün tersinde 240 derece. Bak ok yönünde de göstermiş. Döndürüldüğünde döndürüldükten sonra y eksenine göre simetri almıyor. Arkadaşlar tam merkezi burasıysa tam şunlar merkezse arkadaşım tam merkez burasıysa sen bunu böyle çizdiğinde hop çizdin hop çizdin hop çizdin çizdin bunlar eşkenar üçgen değil mi kardeşim eşkenar üçgen hocam ee madem bunlar eşkenar üçgen şuradaki açıların kaçar derece 60'ar derece her bir üçgen hatta bu 30 30 diye iki parçaya biliyor bu da 30 30 diye iki parçaya biliyor bak dikkat et bize de 240 derece döndürür demiş oh ne güzel sen B'ye gel. 240 derece. Her bir dönüş 60 derece değil mi? Evet. O zaman 60, 120, 180, 240 F'ye mi geldik? Evet. F'den sonra ne yapacağım? Y eksenine göre simetriğini alacağım. Hadi al bakalım Y eksenine göre simetriğini. Oo ne geldi? F'ye geldik. F'den de simetriyi alınca B'ye mi geldik arkadaşlar? Evet. Cevabımız B çıktı. Yalnız B A şıkkında. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Cevabımız Akçay oldu. ikinci soruda geldik 5. soruya. LS -E 2012 benzer sorusu. Bu doğrunun y eşittir 3'e göre simetriği. Ya farklı yolları tabii ki var. Analitik düzlem çizip kendiniz böyle ezbersiz bir şekilde de yapabilirsiniz ama dönüşüm geometrisinde ben size bunu dedim. Yani nokta yani bunu böyle e, bir bilgiyi ileride de fa farklı yerlerde de kullanabiliyorsak kesinlikle bilin ileride de kullanacağız diye de söylediğim şeylerden biri. Mesela y eşittir 3'e göre simetriğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun dikkatinden mesela noktada söyleyelim. Noktadaki mantığı bilen şeydekinde yapıyordu doğrudakinde. Ee, burada x virgül y'nin y eşittir k'ya göre simetriğinde ya da y eşittir 3'e göre simetriğinde. Bunun dikkatine y'sini çıkartıyorduk x sabit kalıyordu. Yani 6 eksi bunun dikkatine 6 eksi y. Yani bizim yapacağımız iş doğru da aynısı. x yerine x y yerine 6 eksi y yazacaksın. Bitti gitti. Bunun yerine bir 6 eksi y yazınca olay bitti. 2x artı 5 çarpı 6 eksi y eşittir 4. Yani 2x artı 30 eksi 5 y eşittir 4 olduğundan buradan 2x eksi 5 y artı 26 eşittir 0 yapar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu gençler. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2014 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde y eşittir ax doğrusunun x ekseni doğrultusunda 2 birim sola bu doğrunda y ekseni doğrultusunda 10 birim yukarı ötelenmesiyle. Şimdi gençler biz nokta ötelenmesinde noktayı 2 birim sola ötelediğimizde ne oluyordu? Apsisinden 2 çıkartıyordu. Peki doğru ötelemesinde de aynı mı oluyor? Hayır tersi. Matematikte siz bunu dönüşümlerde gördünüz arkadaşlar. E ne yapacaksınız bunu? Burada e, doğruyu 2 birim sola öteleyeceğimiz için tam ters mantık. Apsisine kaç ekleyeceksiniz arkadaşlar? 2 ekleyeceksiniz. Yani x yerine x artı 2 yazacaksınız. O zaman y eşittir a çarpı x artı 2 mi oldu arkadaşlar? Evet. Aynı şekilde y eşittir 2bx artı da a doğrusunu da y ekseni doğrultusunda 11 mi yukarı? E normalde ordinatına 10 eklerdik. Şimdi ne yapacağız? Ordinatından 10 çıkartacağız. Yani y yerine ne yazacaksınız? y eksi 10 yazacaksınız. y eksi 10 da neye eşittir arkadaşlar? 2bx artı a'ya eşittir. Şimdi ezbere iş yapacak olursak bunların ötelenmesiyle elde edilen doğrular eksi 1'e 3 noktasında kesişiyormuş. Arkadaşlar ezbere iş yapmak demek ne demek? Siz bunları ne yapacaksınız? Ortak çözüm yapacaksınız. Ama AX'ler BX'ler falan çok karışık geliyor. Ortak çözüm yapmak sanki sıkıntıymış gibi duruyor. Ezbere iş yapmayalım. O zaman düşünelim. İki doğrunun kestiği yer eksi 1'e 3 noktasında kesişiyorlarsa eğer bunlar arkadaşlar. Bu ne demek? Hem bu doğrunun üstünde eksi 1'e 3 var demek. Hem de bu doğrunun üstünde eksi 1'e 3 var demek. O zaman iki denklemi de sağlıyor anlamında mıdır arkadaşlar bu? Evet. O zaman sen x yerine eksi 1 bir, bir tanesinde koy bakalım y yerine de 3. Hocam y yerine 3 koyduk. Eşittir a çarpı x yerine eksi 1 koyduğumuzda burası 1a eşittir 3'ten a'yı kaç bulduk arkadaşım? 3 bulduk. Sonra geldik buraya. Aynı şekilde x yerine eksi 1 y yerine 3 koydun. 3 eksi 10 eşittir x yerine eksi 1 koyduğunda eksi 2b artı a'dan dolayı. a'da 3 olduğundan bunlar gitti. Eksi 2b eşittir eksi 10'dan ya da eksi 10 eşittir eksi 2 b'den b'yi kaç buldun buradan 5 buldun e b 5 a 3 o zaman benden a çarpı b isteniyor. yani 3 çarpı 5'ten cevabımız ne çıktı 15 çıktı arkadaşlar evet 15'in sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı <laughs> geldik 16. soruya diyeceğim ama yok 22. soru ls 2015'te sorulmuş soru analitik düzlemde o noktası orjin ve k n'ye 1 olmak üzere OK doğrusunun eğim açısı 10 derecedir. K noktasının Y eşittir NX doğrusuna göre simetriği L elde ediliyor. Buna göre OL doğrusunun eğim açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Buraya baktığımız zaman şöyle bir afallı geliyor ama bir işlemi yapalım bakalım. Hep böyle neler var bilmem ne var. Bakalım hiç böyle özel bir doğru yok. Ama orijinden geçen bir doğru olduğu için ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Bu şekilde çizmek zorundayız. N'ye 1 doğrusunun eğim açısı da 10 derece ise Hani normalde 1 bir, 1'e 1 bir burası ya 1'e bir 1'de bir de, de 45 derece ya 10 dereceyi elde etmek için sanki N'yi biraz daha uzakta almak zorundayız arkadaşlar. N'ye 1'i yazdım arkadaşlar buraya. N'ye 1'i yazdıysam eğim açısından da bahsediyorsa hop şöyle şunu çizmeliyim. Eğim açısından bahsediyor. Ya madem eğim açısından bahsediyor tanjant 10 neye eşit arkadaşlar 1 bölü N'ye eşit. Peki 1 bölü N'ye eşit olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle çizdiğimiz zaman Şöyle bir 90 derece çizdiğimizde hocam burası K ise burası K'nın N katı falan diyebiliriz. E ya da burası kaç oldu arkadaşlar? Burası 10 derece burası da 80 derece mi? Tamam 10 80. Şuranın 1 olduğunu buranın da ne olduğunu biliyorum. Sonra diyor ki K noktasının Y eşittir NX doğrusuna göre simetriği. Y eşittir NX. Arkadaşlar burası birden biraz büyük ne? O zaman N bölü 1 de birden büyük olacak. Yani Y eşittir X doğrusundan şöyle bir şey olacak. Ya bunları çok fazla dikkat etmenize gerek yok aslında ama olsun ben yine de söylüyorum. Ee, buradan simetriğini aldığınız zaman şöyle bir şey mi çıkacak arkadaşlar karşımıza? Evet simetriğini aldığınız zaman buraya düştü. Ha bunlara dikkat etmezseniz birinci bölgeye düşürürsünüz. Açılar büyük çıkar. Ee, birinci bölgeye düşmediğini anlayabilirsiniz sadece soru sonunda ama açıyı da net bir şekilde bulursunuz. O anlamda sıkıntı da yapmayın. Ben size tam bir doğru çözüm yapıyorum şu anda. Buradaki nokta neymiş arkadaşlar? OL'ye doğrusu. Yalnız simetriğini alınca burası dik ve Şunlar birbirine eşit olmayacak mı arkadaşlar? Evet. E burada ne var? Hocam dik tabanı iki parçaya böldü diye sorunca aklına ne gelir? Evet duyuyorum seni. Doğru diyorsun. Analitik geometride de bunu kullanıyorlar. Evet hem yükseklik hem de tabanı iki eşit parçaya bölmüşse aklımıza tabii ki ikiz kenar gelir. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Zaten bizden ne isteniyor? OL doğrusunun eğim açısı. Burada kaçı isteniyor arkadaşlar? Peki hocam burada ne yapacağız? Ya arkadaşlar bunu da özel bir doğru vermişler. Y eşittir nx. En N'i burada da vermişler. Yani ben bu doğru da kullanacağım. Peki bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi ne? Ne? Eğimi ne? Yani tanjant beta diyecek olursam. Tanjant beta neye eşit? Aa dikkat edin. Tanjant 10 1 bölü neye eşit? Tanjant beta da neye eşit? Tanjant ne neye eşit? Hocam tanjant 80 neye eşit? Burada bak şey yaptık ya bire ne yaptık ya görüyor musunuz? Bak buradakinden çıktı. O zaman bunun eğim açısı kaç derece arkadaşlar? 80 derece. Ve bu arada bu x kenar dedik ama eksik parçaları hiç kullanmadık. X kenar dedik ama bu x kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda neydi? Açı ortaydı. Şuradaki açıların eşitliğini de gösterelim. Artık çıktı mı soru? Çıktı. Niye? Hocam ben buradaki açının bu doğrunun eğim açısının e, eğiminin ne olduğunu buldum. Yani eğim açısının 80 derece olduğunu buldum. E bunun tamamı 80 derece ise buraya kaç derece kaldı? 70. E o zaman burası da 70. 70, 70, 140 burası. 10 da burada. Toplamda buradaki açı kaç derece çıktı arkadaşlar? 150 derece çıktı. Valla mükemmel bir soru ya. Gerçekten ÖSYM e yazıyor kardeşim. Harbiden yazıyor. Çok güzel bir soru yazmış. Tabi burada ee, daha değişik bir şekilde soru sormuştu. Adam L, O bilmem ne. L, O, K açısını sormuştu. Lok açısını sormuştu. Ben burada eğim açısını sordum. Yani lok açısını sorduğu zaman cevap 140 olacak. Eğim açısını sorduğu için de şuradaki açı eğim açısıdır. Yani 70, 70, 140 bir de 10 derece. Cevabımız 150 derece yaptı. Valla çok güzel şeyler öğrenmiyor musunuz arkadaşlar? Sadece analitik gibi düşünmeyin. Bu sorunun aynısı sizin karşınıza zaten geometride çözdük. Hani geometrideki üçgende üçgende de çıkabilir mi arkadaşlar? Çıkabilir. Hani eğim bir yerde başka bir şey tanımlayıp o şekilde de karşınıza soruları çıkartabilirler. Dikkat edin. Hoş soru. Gerçekten çok hoş soru. En beğendiğim sorulardan biri oldu valla. Geldik bir sonraki soruya. LS 2015 benzer sorusuna. Başlangıç noktası O olan dik koordinat düzleminde A noktası 16'ya 12'dir. Tamam. Koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni OA doğru parçası olan bir dikdörtgen çiziliyor. Vallahi hep şeyden bahsetmiş. O zaman ben bir analitik düzlemi çizeceğim. Bizim noktamız neresiydi arkadaşlar? 16'ya 12. 16'ya 12 noktasını çizelim şöyle bir. Hocam 16'ya 12. Şöyle değil mi? 16'ya 12 noktası böyle. Tamam. Şurası daha büyük. 16. Burası da ne? 12. Noktası varmış. Ve bu nokta A noktasıymış. Koordinat düzleminde iki kenara eksenler üzerinde olan ve Köşegeni OA olan. Evet burası da Oya, Köşegeni OA olan ve iki kenarda eksenler üzerinde olan dikdörtgenimiz neresi yaptı arkadaşlar? İşte aynen burası yaptı arkadaşlar. Burası bizim bize söylenilen dikdörtgen. Nokta tayiniyle ile söyledi buraya. Peki devam edelim. Bu dikdörtgen O köşesi etrafında saat yönünün tersinde. Arkadaşlar saat yönünün tersinde döndürüyor. Dikdörtgenin bir kenarı köşegeni ile çakışıyor. Hmm. Arkadaşlar köşegeni ile çakışıyor. Ben bunu böyle döndüreceğim. tabii bu köşegenle çakışamaz değil mi arkadaşlar bir kenar. O yüzden ben bunu böyle döndürdüğümde köşegenle çakışacak şekilde şu kenarı döndürürken mesela. Hocam bu kenarı döndürürken hop buraya geldi. Aa buraya geldi. O zaman bizim dikdörtgenimiz de şöyle mi yapacak arkadaşlar? Belki şuradan geçecek. Belki içeriden geçecek. Bilmiyorum ama sayılar biraz sonra belli eder arkadaşlar. Dikdörtgenimiz böyle bir dikdörtgen oldu. Şu kenarı döndürdüğünde buraya denk geldi. Sonra dikdörtgen çizdim. Şöyle bir dikdörtgen geldi. Buna göre iki dikdörtgenin ara kesit bölgesinin alanı nedir diye soruluyor. Yani iki dikdörtgenin ara kesit bölgesi burası mı yaptı arkadaşlar? Evet. Öncelikle burada ne var? 12, 16, 20 üçgen hocam. Burası 20. E ee, hocam 90'lar var da uçuyor aslında. Bak bak burası da 90, burası da 90, burası da 90. Alfa beta'ya dalacağımız aşikar. E ee, dal o zaman alfa beta'ya. Dalalım bakalım alfa beta'ya. Şuraya bir alfa dersem, buraya beta dersem, burası da alfa, burası da beta. Ondan sonra burası da beta oldu. <laughs> sonra takıldık kaldık. Burası da beta, burası da alfa oldu mu arkadaşlar? Oldu. 12, 16, 20 üçgeni. Bu arada bu köşegen 20. Bu arada burası neydi? 16 idi. E burası 16 iken burası da 16 olacak. Ve dikkat edin, şu üçgenle bu üçgen benzer ya. Artık benzerlikte hızlandığınız varsa diyorum. Bu 12, 16, 20. Alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı, 90'ın karşısı 5'in katı dikkat ederseniz. Burada da alfadan betaya geçiş 3'e 4 mi olacak o zaman arkadaşlar? Yani burası hocam 3'ün katı, burası hocam 4'ün katı, burası da 5'in katı olacak. E zaten burası 20 idi. 16 burası, buraya da 4 kaldı. 4'ün katı dediğim 4 ise o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Direktman 3, burası da ne oldu? 5 oldu. E hocam şuradaki uzunluk 3 ise Buraya ne kaldı? Şu uzunluk 12 idi, 9'du. E burası 15 ise buraya 11 kaldı. Normalde burası 90 ya. İçinden geçemez arkadaşlar. Niye? Şunu şöyle uzattığın zaman bu da alfabetalı üçgen 9 12 15 olmalı. 11'i burada olduğu için bizim dikdörtgen buradan geçmek zorunda. Yani 15 sağlayan dikdörtgen aynen dışarıda olduğu zaman sağlanıyor. Dikkat edin. E o zaman olay bitti arkadaşlar. 16 burası, 3 burası, 11 burası, 12 burası. Bizden de bu bölgenin alanı isteniyor. Bu bölgenin alanda nedir arkadaşlar? Öncelikle burası da 90 derece olduğu için şöyle çizdiğiniz zaman iki tane dik üçgenin alanı 12 çarpı 11 bölü 2 artı 3 çarpı 16 bölü 2 eşit olacaktır. 66 artı 24 eşit olacaktır. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 90 yapıyor. Evet. Lys 2015 benzer sorusunun çözümü bu yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde. Evet k noktası verilmiş. Arkadaşlar k noktası eksi 2'ye 5'in. Y eşittir 3'e göre simetriğinde. Ne yapıyorduk? Bunun dikkatinden y'sini çıkartıyorduk. Yani L noktasını buluyoruz arkadaşlar. Apsimiz aynı kalacak. Eksi 2. Bunun dikkatı 6 eksi 5. Yani kaç yaptı? 1 yaptı. L noktası işaretleniyor. Ardından L da y eşittir eksi x'e göre simetriye. Hocam y eşittir eksi x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu. Bir de işaret değiştiriyordu. Yani eksi 1'e 2 noktası yaptı. Bu da m noktasıymış. m noktasının koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı isteniyor. Cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 2 çıkar. Evet 27. soru. LS 2016 benzer sorusunun cevabı eksi 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat L -A -Y -T 2018 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları A 22 2. Hocam burası 2 2. Sonra şurası eksi 2 2. Sonra burası eksi 2 eksi -2, 2 verilmiş. Ve burası da 2 eksi 2. Sayılar hep aynı olduğundan dolayı. Şuraları da 90 derece olur mu arkadaşlar? Olur. E 2 2 ve 2 eksi 2 olduğundan dolayı. Tamam. Sonra bu kareye ne yapmış? Orijin etrafında saat yönü tersinde 45 derece bir döndürme yapmış. Arkadaşlar sen şuranın da bir kare olduğunu gördün mü? 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim. Şunu şöyle çizdiğin zaman burası 45 derece 45 derece. O zaman sen bunu böyle döndürdüğün zaman hop şu şekilde buraya mı gelir 45 derece? Tam y eksenine gelir. O zaman yeniden şuraya bir çizim yapayım arkadaşlar. Şuraya bir çizim yaptığımda A köşesi buraya geldi. B köşesi 45 döndürürsem buraya. Sonra C köşesi buraya. Sonra D köşesi buraya. Yani A burada, B burada, C burada, D burada oldu mu? Oldu. Yeni karemiz bizim bu şekilde oldu arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de burada buna göre simetriğini alacakmışız. X eksenine göre yansımasını aldığın zaman. Hocam B ve A x eksen üzerinde olduğu için bunun buradaki noktalar kalır. B ve D pardon. X'e göre simetriğini aldığımızda A buraya gelir. C de buraya gelir. Peki. Hocam A noktası buraya C noktası oldu. C noktası da ne oldu? A noktası oldu. Şurası da D noktası. Sonra ne diyor? Bir daha diyor. Bunu diyor saat yönünde 45 derece döndür diyor. Sen bunu şimdi saat yönünde 45 derece döndürsen ne olur? saat yönünde 45 derece döndürdüğünüz zaman da arkadaşlar A noktası tam böyle döndürsek 90 olur. A noktası buraya gelir. B noktası buraya gelir. C noktası buraya gelir. D noktası da buraya gelir. Yani bizim yeni koordinatlarımız ne oldu arkadaşlar? A burada, B burada, C burada, D burada olacak mı? Olacak. Evet hemen şunları şöyle gösterelim. A burada, B burada, C burada, D burada oldu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Son durumda bu karenin koordinatları değişmeyen köşe, koordinatları hangisidir? A'nın yeri değişmiş mi? A ile C'nin yeri değişmiş. B ile D aynı kalmış mı? Kalmış. Hangileri değişmiş o zaman arkadaşlar? A ile C değişmiş. Bir dakika, koordinatları değişmeyen köşe isteniliyor pardon. Koordinatları değişmeyen köşe hangileri arkadaşlar? B ile D. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? B ile D. Yani Ceyhan çıktı sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Ayet 2019 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde bir P A virgül B noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldükten sonra arkadaşlar 90 derece döndürmeyi biliyoruz. A virgül B'nin 90 derece döndürülmesi ne oluyordu? B virgül A noktalar yer değiştiriyordu. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyordu. E hocam hangi bölgeye düşüyor? A virgül B'yi birinci bölgede kabul et. Buna göre simetriğini aldığın zaman bakın simetriğini diyorum pardon 90 derece döndürdükten sonra saat yönünde hocam B virgülü aldı ya hangi bölgeye düşüyor? Hocam bu bölgeye. Bu bölgede işaret artıya eksi mi? Evet. Artıya eksi olmak zorunda. O zaman bunun işareti artı bunun işareti eksi. Ama hocam sen birinci bölgede yaptığın ne oluyor? E, i̇kinci bölgede yapsan da birinci bölgeye, birinci bölgeye düşecek. İşaret değişimi yine burada gibi olacak. Hiç merak etme. Benim yaptığım şey kesinlikle ama kesinlikle doğru. Bu mantık doğru. Sakın ama sakın kafanı karıştırma. Tamam mı? Evet. A virgül B'yi bu şekilde yaptık. Bir de buna ne diyor? X ekseni boyunca 2 birim pozitif yönde. Daha buna şey diyor. Buna 2 birim daha ekle diyor. Y ekseni boyunca da pozitif yönde 4 birim daha ötele diyor. Buna da 4 birim ötelediğinde bizim noktamız ne oldu? B artı 2'ye artı 4 oldu. İşte bu nokta yine PA virgül B'ye eşitmiş. Yani A virgül b eşitmiş. E, bu ne demek? Hocam şununla şunun birbirine eşit olması demek. B artı 2 eşittir A demek. Bir de ne var burada? Eksi A artı 4'ün de B'ye eşit olması demek. Hocam iki tane denklem çıktı. İki bilimi, iki denklemi çözeceğiz. Bence yerine yazalım. Gel burada A yerine B artı 2 yaz. Ya da gel burada B yerine A eksi 4 yaz. Gel A... B yerine eksi A artı 4 yazdığım zaman eksi A artı 4 yazdığım zaman artı 2 eşittir A'dan dolayı 2 A A'dan A'yı 3 buluruz. A yerine 3 yazdığımızda da B'de kaç çıkıyor arkadaşlar? Bakalım bakalım bakalım. A yerine evet A yerine 3 yazdığımızda da B'de 1 çıkıyor. Aynen öyle. A yerine 3 yazdığımızda da B'de 1 çıkıyor. Değil mi arkadaşlar? 3 yazdığımızda evet 1 çıkıyor. E bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor arkadaşlar. E o zaman A çarpı B de buradan kaç olur? 3 çarpı 1'den 3 olur arkadaşlar. Cevabımız ne çıktı böylelikle? Edremit çıktı arkadaşlar. Evet 45. soru. Bu şekilde Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. 2020 AYT benzer sorusu. Bakalım ne diyor? Bir geometri dersinde melek öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri yapmalarını sırasıyla istemiştir. Dik koordinat düzleminde A-2, 3 ve B 1'e 5 noktalarını işaretleyiniz. Vallahi dik koordinat düzleminde diyor. Hadi bakalım biz de dik koordinat düzleminde işaretleyelim. A noktası neresi? Eksi 2'ye 3. Eksi 2'ye 3 nerede? Şurada. Eksi 2'ye 3. Öbürü nerede? 1'e 5. 1'e 5. Şöyle işaretledik. Tamam. Hocam burası 1'e 5. Burası da eksi 2'ye 3 noktası. Burası A noktası. Burası da B noktası. Devam edelim. A noktasını x ekseni boyunca pozitif yönde 6 birim sağa. Ya sen bunu x ekseni boyunca 6 birim sağa getirdiğin zaman tam buraya denk gelecek. Eksi 2'ye 6 ekleyeceksin. Kaç yapıyor arkadaşım burası? Eksi 2'ye 6 eklediğin zaman 4 yapıyor. 4'e 3 noktası yaptı. Evet burası. Sonra da diyor D noktasını bul diyor. Evet değil mi? Evet D noktasını bulduk böylelikle. B noktasında x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim sağa ötele diyor. Tamam. B noktasında 2 birim sağa öteleyim arkadaşlar böyle. Şunu da 2 birim sağa ötelediğim zaman ne geliyormuş karşımıza? C noktası. Birden 2 birim sağında ne var arkadaşlar? 3 Üç var. 3'e 5 noktası var. E bizden ABCD köşeleri ABCD noktası olan ABCD dörtgenini çiziniz diyor. Hemen bu dörtgeni de çizelim. Bu dörtgenimiz şu şekilde bir şey yaptı arkadaşlar. Hatta bu bir yamuk yaptı. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Çok kolay. Niye yamuk? Bu x ekseni doğrultusunda ötelendi. Bu da x ekseni doğrultusunda ötelendi. Ne oldu bunlar? Paralel. Hocam ben bunu kaç birim ötelemiştim? 6 birim. Zaten burada kuzunun 6 oldu. Buradakinde 2 birim ötelediğimde zaten dolayı 2 birim oldu. Yükseklikte belli mi? Evet belli. Şurası 5 noktası. Burası da 3 noktası olduğundan dolayı 5 ile 3 arasında 2 birim yükseklik vardır. O zaman bunun alanı nedir arkadaşlar? Alan alt taban artı üst taban. 6 artı 2 çarp yükseklik yani 2 böl 2 bize cevap verecektir. Yani cevabımız Ceyhan yaptı. Kolay bir soru mu? Evet. Niye o kadar kolay bir soru? 2020 AYT sorusu olduğundan dolayı. Pandemi senesi olduğundan dolayı pandemi senesi sorusu soruları biraz kolaydı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve geldik AYT 2021 benzer sorusuna. Dik koordinat düzleminde 2'ye 5 noktasının eksi 1'e 1 noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta eksi 1'e b'miş. Valla ne yapacağız? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekil çizeceğiz. Özel durumlar yok burada. Hemen 2'ye 5 noktasının e, ondan sonra bir doğruya göre simetriğinden bahsediyor. Şu doğruya göre simetriği. Ve bunu bu doğru nereden geçiyormuş arkadaşlar? Bu doğru eksi 1'e 1 noktasından geçiyormuş. Buna göre Eksi 1'e 1 bir noktasına geçen bir doğruya göre simetri olan nokta. Evet bunun simetriğini aldığımız zaman neymiş arkadaşlar bu nokta simetriğini aldınız. Şunlar şöyle ve burası da 90 derece değil mi? Eksi 1'e B noktasıymış arkadaşlar. B sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Allah Allah. E, B sayısının alabileceği değerler iki tane mi var acaba böyle? Çok ilginç. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Öncelikle şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şuradaki orta nokta. Evet. Çok güzel. Şuradaki orta noktayı bulabilirim ben. Nereden bulabilirim? Y'ler. E, şu x'ler toplamının yarısı. 1 bölü 2'ye. Y'ler toplamının yarısı. 5 artı b bölü 2. Şurası 5 artı b bölü 2 yaptı. E hocam ne işime yarayacak benim bu? Bu doğrular dik kesiyor. Hmm. Bu doğruların dik kesmesinden dolayı bir şey gelebilir mi karşımıza? Gelebilir. Bir doğruya göre simetriğini olan noktayı bulduk. Bunun B sayısını alabileceği değerleri soruyor bize. Ya arkadaşlar burada eğimden falan mı gitsek acaba? Galiba eğimden gideceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Şunun eğimini yazalım mı arkadaşlar öncelikle? Yazalım ya. Tabi yazalım. Ya da ben bunu yazdım biraz önce. Bir dakika bir dakika. Burası 1 bölü 2'ye neydi? B artı 5 bölü 2 idi. Hocam bu doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bu doğrunun eğimi nedir? M1'e bakalım arkadaşlar. Hocam y'ler farkı. B eksi 5 bölü x'ler farkı. Eksi 1 eksi 2'den dolayı. B eksi 5 bölü 3 yaptı. Peki M2 nedir arkadaşlar? Y'ler farkı. Şuradan çıkartalım isterseniz. B artı 5 bölü 2 eksi 1 bölü X'ler farkı. 1 bölü 2 eksi, eksi 1. <laughs> 1 bölü 2 eksi, eksi 1. Arkadaşlar ne çıktı buradan? B artı 5 değil. B artı 5 eksi 2. B artı 3 bölü 2 bölü Burası da kaç yaptı? 1 bölü 2 artı 1. Yani o da 3 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. O da B artı 3 bölü görünüyor mu arkadaşlar? Şurası B artı 3 bölü görünüyor. Evet. B artı 3 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Şimdi bu M1 bu da M2 eğimler çarpma eksi 1 olmak zorunda değil mi? Evet. E o zaman B eksi 5 bölü 3 çarpı B artı 3 bölü 3 değil mi? Şu ikisinin çarpımı eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. Buradan b eksi 5 çarpı b artı 3 eşittir. Bölü 9 eşittir eksi 1'den eksi 9 oldu. Buradan b kare eksi 5b artı 3b eksi 2b yaptı. Eksi 15 eşittir eksi 9'dan. Buradan da şuraya geleyim. b kare eksi 2b artı değil eksi 6 yaptı? Eşittir 0 yaptı. E zaten arkadaşlar bizden ne isteniyordu? B'nin alabileceği değerler toplamı isteniyordu. B'nin değerlerini burada diskriminatla bulabilirsiniz. Ama direkt kökler toplamı değil mi arkadaşlar? Kökler toplamı. Kökler toplamı da neydi? Eksi B bölü A değil miydi? Evet. Yani eksi, eksi 2 bölü A'dan dolayı arkadaşlar. Yani A'sı da 1. Bunu x kare gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. x kare eksi 2x eksi 6'daki kökler toplamından isteniliyor. Eksi B bölü A'dan dolayı eksi eksi 2 bölü 1'den cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Evet bir an çıkmayacakmış zannettim ama kendiliğinden sonrasında işlem yapınca çıktı. Bazen ÖSYM ne yapıyor? Sadece ve sadece elinizin çalışmasını istiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Evet sorulara şöyle bir bakacak olursak. Sorulara bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle genel itibariyle şöyle sorulara bakalım isterseniz. Arkadaşlar bu sorular Baktığınız zaman dönüşümler zaten güzel oluyor ya. Ben seviyorum. Sadece simetri sorulara biraz böyle bilgi gerektiren şeyler oluyor. Diğer sorular gerçekten çok hoş. Mesela ben buna bir yıldız koyarım kardeşim. Gerçekten çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru. Çok işinize yarayacak bir soru. Sonra başka şuna bir yıldız koyalım. Yani adam her zaman kendisi döndürmüyor. Sizin de döndürmenizi isteyebiliyor arkadaşlar. Sonra başka yıldız koyabileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Yıldız koyabileceğim. Bir tane daha soru. Şu var diyebiliriz aslında. Evet. A virgül B'yi kullanmalı soru diyebiliriz. Buna da yıldız koyabiliriz aslında. Bu da korkularımızdan dolayı yıldız koyalım buna da. Gerçekten ama gerçekten güzel sorular arkadaşlar. Evet böylelikle dönüşüm geometrisinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda son videoda ne çember analitiği videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.